Bitti artık. Siz öldükten sonra gerçeği kimse öğrenemeyecek. Hayır! Hayır! Yavaş olasınız. Sakın ola sarsmayasınız. Yavaş. Gün doğdu nasıl Artuk Bey? Sercan Hatun şifasıyla tam vaktiyle yetişmiştir Hayme Hatun. İnşallah iyi olacaktır. Ah Allah. Katili bize verin beyim. Verin onu bize. Emir Hazretleri. Ertuğrul Uç Bey'imizi esir edip obaya götürdü. Ne dersin be adam? Onur Alpoğlu Gümüştekin. Tanıkların beyanlarından yola çıkılarak suçun sabit görülmüştür. Aytolun Hatun ve Goncagül Hatun'la bir olup bu cinayetleri işlediğin ispat olunmuştur. Belanızı bulacaksınız. İftiraya uğradım. Ertuğrul'un yalanlarına inanmayın. Bu yalanlara inanmayın. İnanmayın. Öldürün onu. Adalet Emir Saadettin Köpek. Sultanımız Alaaddin Keykubat adına emrediyorum. İlfası durdurun. Ertuğrul. O kılıcı yerine koy. Asker! Banu Çiçek, hatunum ol isterim. Beni erin kabul et isterim.
Madem öyle dersin. O halde canına can, gönlüne derman olurum. Bundan gayrı senin çadırın benim sarayım. Hayatın cennetim olur. Derdin azığım, neşen baharım olur. Ömrüm sana ömür olur. Beyim, müsaadenle bir dileğim olacak senden. De hele Doğan, nedir bu halin? Derdimin dermanı sendedir beyim. Bilirsin, Banu Çiçek'le ben... Ne vakit isteyelim Tuğtekin beyimizden Banu Çiçek Hatun'u? Ayman Hanım'la sen ne vakit dilersen beyim, biz hazırız. İyi. Yarın gece isteriz Tuğtekin Bey'den. Bahar'a da iki aşığın kavuşmasıyla gireriz. Allah senden razı olsun beyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyur abi. Yok kardeşim, ya gel. Anamın aşından yemeyen şifa bulamaz dediler. Sungur kardeşim iyi bilir, biz de kalktık geldik. Hoş gelmişsiniz. Gel oğul, hoş geldin. Ertuğrul Bey'im ağır yaralıydı. Ölümle cebelleşirken bu adam onu öldürmeye geldi. Ben de oradaydım. Ertuğrul Bey'imi korumak isterken... hançeriyle beni ağır yaraladı. Bu yaranın... benden kadınlığımı almasından korkarım beyim. Sana bir evlat verememekten... Adamların altın için değil, Ertuğrul'un kanı için savaşsınlar. Onların gözünü her zaman doyururum. Yeter ki sen bana Ertuğrul'un kellesini getir. Bana düşen de iki obanın senin yüzünden birleşen yollarını kesmektir. Onların üzerine karabasan gibi çökeceğim. Yaşadıkları her gün onlara azap olacak. Emir Hazretleri. Ne var? Sizi görmek isteyen bir hanım var. Kimmiş? Adının Goncagül olduğunu söyler Emir Hazretleri. Güzel. Beklesin. Sizin konuşacaklarınız vardır. Eğer haklıysan... sana bu altınlardan çok daha kıymetli bir hediye vereceğim Noyan. Şuraya git, bekle. Bu sofrada oturanlarla birlikte... kayının köklerinin salınacağı topraklara gitmek isterim ağabey. Oğullarımızın, kızlarımızın arkamızdan Fatiha okuyabilecekleri... mezarlarımızın olduğu topraklara. İnşallah o yere hep birlikte karar vereceğiz. İnşallah. Ne güzel dedin kardeşim, inşallah. İnşallah. Halime Hanım, müsaaden olursa size birkaç şey söylemek isterim. Söyle kızım. Obamız ne vakit nereye gider bilmem. Lakin gittiğimiz topraklara sımsıkı tutunalım isterim. Tutunalım ki Halime de ben de kendi yurdumuzda bebelerimizi büyütebilelim.
Etme. Yüklüyüm ana. Nice senedir Hazar Denizi'nden Bizans sınırına kadar benimle birlikte yolların kahrını çektin Aktolgalı. Toynaklarına bastığın her karış toprak
Bizi bir ihanetten diğerine, bir acıdan ötekine taşıdı. Gördüm ki Devran'ın sırrı adalet için cihad etmekmiş. Adalet üzere kuracağımız topraklarda gizliymiş Devran'ın sırrı. Bunu gösteren Rabbime şükürler olsun. Senin için ölmeye hazırlar Noyan. Buraya intikam için geldim. Buraya yiğitçe savaşıp ölmeye geldim. Buraya Ögeday Han'ın elinizden aldığı itibarınızı sizlere geri vermeye geldim. Bu altınlar sizin. Üleşelim. Eğer bu kutlu yoldan korkan varsa payına düşeni alıp gitsin diyeceğim yoktu. Ögeday'ın bana verdiği gizli vazifeyi yerine getirip Ertuğrul'un soyunu kurutacağız. Vakti geldiğinde Sultan Alaaddin'in sarayındaki altınları da böyle atacağım önünüze. Size tek bir söz verebilirim. Bir gün hepiniz şerefli bir Moğol gibi öleceksiniz. İntikam için. Cengiz Han için. 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 Gel otur yanıma. Hazer Denizi'nden Ahlat'a, Ahlat'tan Halep'e, Halep'ten Erzurum'a kadar nice yollar geçtim. Gittiğim bu yerlerde Kayın'ın şerefi, obamın gururu, İslam'ın sancağı oldum. Ben sadece senin yolundan gittim baba. Bundan sonra da öyle yapacağım. Kayın'ın da, senin de, Oğuz'un da sürgün olduğu yollar ışığını sana göstermiştir oğul. Bu ışığın takipçisi ol. Ol ki nesline yeni bir umut, yeni bir cihan devletinin kapılarını açasın. Senin yanında, senin ardında gelen her kim varsa
Bunun şerefiyle gönelsin. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, cihanın dört bir yanına, sürgün dalları olan koca bir çınar yetişecek bu topraklarda. Çınarımızın kök salacağı topraklara yurt tutma vakti geldi baba. Allah beni utandırmasın. Ben de seni utandırmayacağım. Nevruzunuz kutlu, el emeğiniz, göz nurunuz bereketli olsun. Sağ olun. Kilim annemizin bereketi obamızda daimi olsun. Amin. İnşallah. Nevruzunuz kutlu olsun hanımlar. Obamız bahar dalları gibi şenlensin. Sağ olun. Amin. Sağ olasın Gökçe Hatun. Dodurga otağının bahtı açık olsun. Bugün Nevruz'dur. Bugün baharın ilk günüdür. Çadırlarımız temizlensin, kazanlarımız kaynasın, tandırlardan yükselsin dumanlar. Oğullarınızla, kızlarınızla neşelensin obamız. İnşallah. Kilim annemizin tezgahları çalışsın. Kilimlerimiz gönülleriniz gibi rengarenk dokunsun. İnşallah. Sizin otağınızla, evlatlarınızla şenlensin Gökçe Hatun. Amin. İnşallah. Çadırlarımız gibi temizlenip içimizdeki kötülüklerden arınsın obamız. Amin. Irak olsun bize hainler. Amin. Karadağlar misali obalarımız, otağlarımız yıkılmasın hiçbir vakit. Amin. Sancağımızdan rüzgar eksik olmasın. Amin. Gölgeli ağaçlarımız hiçbir vakit kesilmesin. Amin. Taşkın akan suyumuz hiçbir vakit kurumasın. Amin. Allah'ım bizleri namerde muhtaç eylemesin. Nankörlerden etmesin. Amin. Baharınız hayır olsun. Amin. Kutlu olsun. Amin. Sağ olun. Kırkılan koyunların yünlerini eğirmekle başlayalım işe. Kilim annemiz Selcan Altun ve Halime Hatun'a emanettir. Emanetiniz şerefimizdir. Emanetiniz gözümüzün nuru, alnımızın teridir. Amin. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Haydi buyurun. Hadi bakalım.
Hayırlı olsun Turgut kardeş. Eyvallah beyim. Babamın tezgahını açmam için destur verdin ya. Allah senden razı olsun. Sayende Deli Demir'in ruhu şad olacak. Asıl Bizans sınırında ruhu şad olacak Turgut. Gayrı bunu herkes bilecek. Gayrı vakti gelmişti Ertuğrul beyim. Turgut. Alpleri yokladınız mı? Nereye gidersen git. Ardından gelecek Alp çoktur evvel Allah beyim. Nereye olursa olsun Ertuğrul Bey'le dünyanın öbür ucuna gideriz der Kayı Alpleri. He vallahi beyim derler. Lakin beyler huzur ister Ertuğrul. Huzuru da sürünün semirmesinde görürler. Asıl cenk imdi başlıyor ağabey. Gerekirse biz de Peygamber Efendimiz gibi bize inanan bir avuç insanla hicret ederiz. Eyvallah kardeş. Ertuğrul beyim. Müsaadenle Sungur Tekin beyim ve sana söyleyeceğim çok mühim bir mesele vardır. Şifa çadırına geleceğim. Orada söylersin. Eyvallah beyim. Hayırlı olsun Turgut Alp. Eyvallah. Hayırlı olsun Turgut Alp. Eyvallah. Ocağı nasıl ağırladın kardeş? Tıpkı babamın yaptığı gibi. Nevruz ateşinden aldığım korla beyim. Eyvallah. Ateşin narında kıvama gelsin Demir. Çekiçle, örs hizaya gelsin. Amin. Nevruz ateşinde demir dönmeyecek miyiz? Sen yeter ki emret beyim. Hadi ya bismillah. Düşmanlarımız da böyle ateşin narında. Yola getir ya Rabbi. Amin. Getirsin de hadlerini örstemesinler. Amin. Ya bismillah. Haydır Allah! Haktır Allah! 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 Haydır Allah! Allah. Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Hayrola Artuk Bey. Diyeceğin nedir? Gündoğdu beyimdir. Çıban'ın kanı zehirlemesine mani oldu. Lakin bu çıban aman vermeyecektir. Ağabeyimin durumu daha ne kadar sürecek Artuk Bey? Onu Allah bilir beyim. Lakin mesele çok daha derindir. Mesele nedir Artuk Bey? Gündoğdu beyimin kolu ne vakit iyileşir? Alplerin başına ne vakit geçer bilinmez beyim. Bu vaziyetteyken vazifesinin başında olması hem alplere hem de kendine zarar verecektir. Elimizden ne gelir Artuk Bey'im? Hiçbir şey beyim. Lakin Erzurum'da ilmine çok güvendiğim bir hekim vardır.
tez zamanda kolunu ona göstermesinde fayda vardır. Ağabeyim bu haberi anamdan öğrenmeli. Vazifesine gelince. Alpler başsız kalmamalıdır. Bilirim. Tehlike yakındır. Beni tanıştırmak istediğiniz adam bu mu Emir Hazretleri? Evet. Sayısız kardeşimizi şehit eden Noyan itinin kellesi Allah'a çok şükür ayaklarınızın dibindedir. Noyan. Benden korkmayasın Gonca Gül Hatun. Bilirim ki ikimiz de aynı kumaştan dokunmuşuz. Ertuğrul'un kan damarlarından boşalana kadar aynı kutlu davaya baş koyacağın adam budur Gonca Gül Hatun. Belli ki babamın ölümüne sebep olan o uğursuz mühür size ilişmemiş Noyan. Hangi cenk siyaset kadar acımasızdır Gonca Gül Hatun? Siyaset bitti artık. Gayri kan vaktidir. İçini kemiren nefret, güzel yüzünün ışığını gölgeleyememiş Gonca Gül Hatun. Benden ne istiyorsunuz? Babanın başsız gövdesiyle birbirine kenetlenen iki obanın içerisinden haber almamız lazım. Haber alalım ki düşmanlarımızın kanıyla yüreğimizi soğutalım. Yüreğimin soğumaya değil, iki obayı da yakıp kül etmeye ihtiyacı vardır. İstediğinizi vereceğim. Hem de bu gece. Konuşacaklarınız bittiyse gitmek isterim. Müsaadenizle. Güzel olduğu kadar ceval de var. Bunca diyar gezdim böylesini görmedim. Zeki bir kızdır. Allah'ın izniyle bu işler bittiğinde onu saraya hizmetime alacağım. Böyle bir hatunun sarayında harcanmasına gönlüm razı olmaz köpek.
etkilendin galiba. Hem de çok. O vakit buyur gönlünü fethet. Lakin şunu unutma. Bundan sonra karargâhıma gelmek yok. Buluşacaksak yerimiz burasıdır. Bahar çiçeklerine benzedin. Bunlar çok güzel. Sağ olasın Gökçe Hatun. Allah senden de Tutekin Bey'imden de razı olsun. Sana ne yapsak azdır bağlı çiçek. Doğan Alp'le daha nice mutluluklarınız olsun inşallah. Rabbim size güzel evlatlar nasip etsin. İnşallah Selcan Hatun. Evlatlarımız boy boy olsun, birlikte büyüsün inşallah. Gökçe Hatun'un da, Hayme Hanım'ın otağı da bebe sesleriyle coşsun inşallah. Gökçe Hatun, iyisindir inşallah. İyiyim. Benim halletmem gereken işler vardı. Kısmetse akşama yemekte görüşürüz. Selcan Hatun, ben yanlış bir laf mı ettim? Olur mu öyle şey? Mutluluktandır. Seni böyle görünce, hadi gel başlığını deneyelim. Bu da çok yakışacak. Hatunlar, sandığı Yiğit Alp'le Dündar Bey'in döşeklerinin arasına koyun. Hayme Hanım'ın otağından da Sungur Tekin Bey'imin sandığını getirirsiniz. Onu da tam şuraya korsunuz. Lakin hatunlar dikkat edin, biraz ağırdır. Elinize sağlık. Destur. Hoş geldin Ertuğrul Bey'im. Hoş bulduk Halime Sultan. Elindeydi belli oldu ya. Güzel olmuş mu? Senin elinden kötü bir şey çıkar mı? Ertuğrul Bey'im, yarına kadar nasıl sabredeceğim bilmem. O kadar özledim ki Yiğidim'le Dündar'ı. Gayrı hasret bitti Halime Sultan. Çocuğumuz doğduğunda dayısı da kardeşlerim gibi yanında olacak inşallah. En çok da buna sevinirim. İnşallah. Ertuğrul Bey'im, göçün yaklaştığını bilirim. Bizans sınırına yolumuz düştüğü vakit inşallah sevdiklerimizin payına ayrılık düşmez. Bu kutlu yolda bize düşen ayrılık değil, otağımızı da obamızı da bir tutmaktır. Bunun için ne gerekirse yapmak boynumuzun borcudur. İnşallah hep beraber göç ettiğimizi de göreceğiz Halime Sultan. Çıkalım artık. Nevruz'dur. Anam bekler. Başıma giyinmeyi bile beceremedim. Ben sana yardım ederim. Yok Selcan, yok. Yardım istemem. Nevruz'dayız beyim. Ana seni yanında görmek ister. Alplerin, kardeşlerin. Ha? Bu vaziyette ahalinin karşısına çıkmak istemem Selcan. Ne ettiğimi bilmez oldum.
Sana da kendime de çok eziyet ettim. Böyle demeyesin. Yok Sercan, yok. Böyle alplerin karşısına çıkamam. Daha ne kadar sürecek bu? Ha? Obanın başına bir hal gelse ben ne edeceğim? Müsaade et, sana yardım edeyim. Nevruz'dayız. Yok Sercan, yok. Bu halimle alplerin karşısına çıkmak istemem. Beni böyle görsün istemem kimse. Rızkımız bol olsun, ağzımız aşla dolsun, neşemiz baki olsun, obamız şen olsun evladım, buyur. Afiyet olsun. Geldin yavrum benim. Nevruz ateşiyle yanıp kül olsun kötülükler. Gönüllerdeki kin Nevruz ateşinde temizlensin. Cihanda zulüm son bulsun. Obamız huzurla dolsun. Nevruz kutlu olsun. Kuralı at geliyor. Sünnet olmaya geliyor. Yiğit olmaya geliyor. Yiğit olacak bu at, yiğit. Hey! Aslan parçası. Yallah. Hey Turalı. Alp olma vakti geldi. Ertuğrul Bey senin gibi bir alp olacak. Hey maşallah yiğidim. Hey maşallah. Maşallah. Yallah maşallah. Turalı. Sana bir hediyem var. Al bakalım. Tam istediğim gibi bir armağan. Artık benim armağanından hem daha büyük de. Keşke armağanımı Deli Demir yapsaydı. Turalı abi, gayrı hazırsan başlayalım o vakit, ha? Canım çok yanacak mı Artuk Bey? Senin gibi bir yiğide aman dedirtecek kadar değil. Başlayalım o halde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah. Hayır,
Babamız böyle bir şenliği çoktan hak etmişti. Huzura hasret kalmıştı insanlarımız. İnşallah bu huzur baki olur. Lakin... Düşündüklerin düşündüklerimdir ağabey. Onca gün kaçtı. Maya'nın ne vakit ortaya çıkacağı belli değil. Saadettin köpek kudurmuş it gibi. Obalarımızı nice tehlikeler beklemekte. Cenk'e hazır olmalıyız kardeş. Ben de sana bunu demek isterim ağabey. Bu sessizlik hayra alamet değildir. Obalarımızı nice musibetler beklemekte. Alplerimiz başsız kaldı. Eğer ağabeyim baş alplikten çekilirse... ...onun vazifesini sana isterim. Banu çiçek kazandı. Hepinize maşallah. Banu Çiçek Hatun, sadece bu yarışmayı kazanmadı. Obamıza musallat olan hainleri ortadan kaldırmak için kendi canını ortaya koydu. Bu senindir Banu Çiçek. Sağ olun Ayma Ana. Biz gerektiğinde canımızı ortaya koymayı sizlerden öğrendik Ayma Ana. Bir kahraman var ise o da töremizi bizlere öğreten sizin gibi büyüklerimizdir. Allah anana babana bağışlasın. Allah sana da senin gibi evlatlar nasip etsin. Amin. Banu Çiçek Hatun. Maşallah, maşallah, subhanallah. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin. Allah'a neler doğmuş be. Bakın işte, görün. Ertuğrul Bey. Buyur Tuğtekin Bey. Bileğine gücüne güvendiğin bir alpi çıkar da... ...hangimizin alpi daha yamanmış görelim. Sen nasıl istersen Tuğtekin Bey. Seç alpini. Ben Boğaç alpi seçerim. Sen kimi seçersin? Beni seçersin beyim. Beni seçersin. Çık bakalım Bamsı. Eyvallah.
Hamsi Alp. Ne yaman bir yiğit olduğunu bu güreş meydanında da kanıtladım. Bu sadak senin bu başarının mükafatıdır. Eyvallah beyim. Bamsal! Böyle bir güzel günle. Hayrola, nedir bu haliniz? Ana, müsaaden olursa seninle bir mevzu hakkında konuşmak isteriz. Ne oldu? Hayme Hatun, Gündoğdu Bey'imin kolundaki çıban gayrı benim ilmimin üstündedir. Sen ne dersin Artuk Bey? Gündoğdu Bey'in tez zamanda Erzurum'a gidip şifayı orada aramalıdır. Ağabeyimin bu halde baş harp olması obada zaaf meydana getirecektir. Ahalinin diline düşmeden bu mevzuyu çözmek gerek ana. Sağ olasın. İmdi beni yalnız bırak Selcan. Beyim. Selcan. Beni daha fazla bu acıyla sınama. Canımı al da kurtulayım. Allah'ım, sen beyime şifasını ver. Selcan Hatun. Buyur. Gökçe Hatun seni otağında görmek ister. Geliyorum. Beni görmek istemişsin Gökçe Hatun. Abla. Gökçem. Ne oldu sana, de bana hele, ne bu halin? Aytolun. Ne olmuş o cehennemlik avrada?
Abla her şeyi öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Her şeyi öğrenmiş. Tuğtekin Bey'im anlatmış. Gökçe, baştan anlat hele. Ne anlatmış? Bir vakitler Ertuğrul Bey'e sevdalı olduğumu, nasıl bıçaklandığımı, her şeyi abla her şeyi anlatmış Tuğtekin Bey'im. Gayrı ben de evladım olmayacağını söyledim ona. Gökçe. Abla, abla gözlerime bakmaz. Gayrı benimle konuşmaz. Tamam, tamam. Abla bana yalan söyledin de, beni kandırdın de. Ertuğrul'u sevdiğin halde döşeğime girdin de. Evladın olmayacağını bile bile bana umut verdin de. Abla, abla ben ne edeceğim? Abla kurban olayım bana yardım et. Abla bana bir yol göster ne olur. Tamam, abla. Tamam Gökçem, tamam. Tamam. Kanınızı yerde komayacağım hala. Beni kimse yenemez! Kimse yenemez! Sakın deneme! Seni öldürmeye gelmedim. Altına boğmaya geldim. Beni kimse satın alamaz. Hele bir avrat, hiç değil. Bunun çok daha azı için babama verdiğin hizmetleri bilirim Boğaçalp. Ne istiyorsun? Ertuğrul'u. Sen benim istediklerimi veremezsin Goncagül Hatun. Daha çok altın mı? Yoksa mevki mi? Sen mi bunları vereceksin ha? Peşinde iki obanın beyleri, alpleri varken. Seni de bulup öldürecekler. Senin istediklerinin çok daha fazlasını verecek birini tanıyorum Boğaçalp. Mesele altın ya da mevki değil.
Mesele cesaretin var mı, yok mu? Müsaade var mı oğlum? Estağfurullah ana, buyur gel. Nasıl oldun? Nasıl olayım ana? Değil oku düşmana atmak, sadak tutacak halim bile yoktur. Omzumda istemediğim bir hayvanın leşini taşır gibiyim. Gün doğdu. Bu illet babamın canını aldığı gibi benim de canımı almadan bırakmayacak. Ne olur böyle konuşma oğul. Kurban olayım konuşma. Bugün Alplerin karşısında nasıl utandım ana. İstedim ki biri kolumu kesse de kurtulsam. Ne olacak bu işin sonu? Artuk Bey, kolundaki zehri akıttık der. Lakin ahvali demez. Artuk Bey tez vakitte Erzurum'a gitmemizi ister. Kendi ilminin altından kalkamayacağı kadar belalı bir çıban taşırmışsın oğul. Orada bizi büyük bir hekim bekleyecek. İyi de bunu niye bana değil de sana der? Çünkü sadece kolunla ilgili değil. Ya neyle ilgili? İki obanın sana verdiği vazifeyle ilgili. Baş harfliği bırakman gerekir oğul. Yarın iki obanın toyunun toplanmasını isteyeceğim. Alpleri zaafa düşürmek istemem. Bunu sen de istemezsin. Elbette istemem ana. Müsaade edersen kararımı yarın toyda söyleyeceğim. Senden arzum bu üçümüzün arasında kalsın. Temizleyecek içinde tükinin uyan. Dağlar, her ağacın dibine bıraktığın kanla kutsanacak. En
alacaksın ciğerlerine. Kan ve kadın kokusu. Doya doya içeceğin kutlu kanı verecek. 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 Hayırdır kardeş? Ya kardeşler, akşam kız istemeye giderken ne giyeceğime karar veremedim de acaba bunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Ola oldu olacak, sırrını vereyim, onu da giy. Kardeş, cenge gitmiyorsun ya. Temiz temiz giyin yeter, ha? Ya bu aşk dedikleri şey ne acayip bir şeymiş. Aha, aha süper ol kardeş.
Allame Cihan konuşmaya başladı gene. Ah kardeş. Doğan kardeşime baktıkça derim ki bu aşk denilen şey kıymetli şeymiş. Anında Nevruz ateşinin etrafında deli deli dönen pervane böceği misali. Ah kardeşler. Bu aşk denilen şey kıymetli nesneymiş. Vallahi de billahi de görüp idrak ettim. Ah kardeşim. Doğan kardeşin ne hale geldiğine baksana. Ey büyük Allah'ım, sen nelere kadirsin. Ulan ne diyeceksen de. Bir kelamet de dinleyelim kardeş. Kardeş. Yiğidin avradına olan aşkı, pervanenin yanacağını bile bile ateşten geri durmayıp kaçmaması gibidir. Tıpkı Allah aşkı gibi. Hem kardeşler, sorarım size. İnsanı sevmeyen Allah'ını sevebilir mi? Yeminle şu aşk kıymetli nesneymiş. Bamsı'yı bile dile getirdi ya. Vallahi helal olsun. İyi de Bamsı kardeş. De bakalım. Sen ne vakit aşık olacaksın? De bakalım. Destur deyin kardeşler. Destur deyin. Bizimki şehadet aşkıdır. Avradımız pusatımızdır. Destur deyin. Tövbe tövbe. Tövbe deyin. Tövbe deyin kardeşler. Tövbe tövbe. Tövbe. Tövbe de kardeş. Tövbe tamam tövbe. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Gayrı sana ve bebeğimize sarılmak için önümde tek bir mani vardır. Sen ne dersin gün doğdum? Bir an evvel bu melanetten kurtulmam icap eder. Rabbim şifanı verecektir inşallah. İnşallah Hatun. Artuk Bey demiş ki bu melanetin şifası Erzurum'daymış. Tez vakitte anamla Erzurum'a gideceğim. Beni burada yalnız koma beyim. Beni de götür. Olmaz öyle şey Selcan. Sen yüklüsün gelemezsin. Ben anamla gideceğim. Ben siz gitme kurbanın olan. Burada seni nasıl bekler dururum. Aklım sende kalır. Selcan at üstünde sen o kadar yolu nasıl gideceksin? Bir kez daha üzülmek istemeyiz. Hadi. Anamla Tuğtekin Bey'i daha fazla bekletmeyelim. Daha ne kadar sürecek beyim? Beyim. Ya canımı alasın? Ya yüzüme bakasın? Kurban olayım bir şey de. Beni bu utançla yaşatmayasın. Seni Hayme Ana'nın otağından aldım. Kendi otağıma getirdim. Ölene dek canın da namusun da benden sorulur.
Bundan ötesi senin meselendir. Senin utancın, senin kaderin. Hayme Hatun oğulları ve gelinleriyle geliyor beyim. Hoş geldiniz Ayman Hanım. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Tuğtekin Bey. Hoş geldin Ayman Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökçe Hatun. Buyurun. Hoş geldin Bey. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş bulduk Tuğtekin Bey. Tuğtekin Bey'im. Hoş geldiniz. Buyurun. Eyvallah. Tuğtekin Bey. Halime Sultan. Gökçe Hatun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Emir Hazretleri. Goncagül Hatun yanında bir dodur galpiyle huzurunuza çıkmak ister. Gelsin. Neden buradasın? Gümüştekin Bey'imden. Her ne olursa olsun devletin yanında olmayı öğrendim Emir Hazretleri. Peki Ertuğrul Bey'in iftiraları? Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Benim ne düşündüğümün bir önemi yok Emir Hazretleri. Önemli olan size nasıl hizmet edeceğimdir. Beylerin savaşına ahaliyi karıştırmayacak kadar kıymetli bir emir olduğunuzu bilirim Emir Hazretleri. Devletine olan bağlılığın beni bahtiyar ediyor evladım. Boğa Çarp'in size çok kıymetli bir haberi var Emir Hazretleri. Öyle mi? Neymiş o? Ertuğrul Bey'in kardeşi Dündar Bey ile Halime Sultan'ın kardeşi Şehzade Yiğit obaya gelmek üzere. Nereden öğrendin bunu? Halime Sultan'ın iki çocuk için çadır hazırlığı yaptığını bilirim Emir Hazretleri. Size olan sadakatim bununla kalmayacaktır Emir Hazretleri. Getirdiğim her havadiste bunu göreceksiniz. Hiçbir ihaneti cezasız bırakmam. Ama sadakati de iyi ödüllendiririm. Beni anlıyorsun değil mi? Anladım Emir Hazretleri. Güzel.
İmdi git, obada gözüm kulağım ol. Getirdiği haberin kıymetinin farkında mısın Goncagül Hatun? Sultan Alaaddin'in oğulları. Şehzade İzzettin ve Şehzade Hüsrev. Selçuklu tahtının o iki evlattan başka varisinin olmasından daha kıymetli ne olabilir Emir Hazretleri? Baban kadar zekisin. Bunu bilirim. Ama sana bir şey hatırlatmama izin ver. Siyaset oyununa girdiğini unutmayasın Goncagül Hatun. Bu oyunun sonunda intikamını almak ve hayatta kalmak için benim yardımıma muhtaçsın. Bilirim Emir Hazretleri, bilirim. Tek bir amacım vardır. Babamın ve halamın intikamı. Emir Hazretleri, Tüccar Abdullah sizi görmek ister. Beklesin. Noyan geldi. Gelme dedim. Lakin dinlemedi, geldi. Noyan mı? Ne ister? Seni. Beni mi? Gündoğdu'nun kalbini nasıl çaldığını, onu tuzaklarınıza nasıl çektiğinizi bilirim. Öge dayın bile ordusundan def ettiği o vahşi adama Gündoğdu'ya davrandığım gibi mi davranmamı istersiniz Emir Hazretleri? Kabul. Noyan vahşi biri. Lakin senin gibi zeki değil. Senin zekana olan güvenim tam. Onun zaafı olabilirse ikimizin de işini kolaylaştırırsın. Mührü babamdan aldıktan sonra Noyan'ın ölmesi için Tangut'a verdiğini bilirim Emir Hazretleri. Noyan'ın Ertuğrul'la işi bittikten sonra hiç vakit kaybetmeden sizi öldürmek isteyecektir. Buna ne o kıt aklı ne de gücü yeter. Sen merak etmeyesin. İkimizin de isteklerinin olması için Noyan'a da Gündoğdu'ya davrandığın gibi davran. Onun zaafı olabilmek için elinden gelen her şeyi yap. Hatta inine bile gir. Beni anlıyor musun? Güzel. Goncagül'ü aramaları için gönderdiğim mapler obaya döndüm. Bir haber var mı? Maalesef izin bulamamışlar. O da yakında hak ettiği belayı bulacaktır. Bu güzel geceyi o uğursuz avradın adıyla kirletmeyelim. Haklısın Ertuğrul Bey. Gündoğdu Bey'im, kolun nasıl oldu? Daha iyi olacak inşallah. 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 İnşallah.
Nevruz'da ablarımız marifetlerini gösterdiler Tutekin Bey'im. Bamsı Alp, Boğaç Alp'i fena dize getirdi. Ha Doğan Alp? Hangi Ademoğlu Bamsı'nın karşısında durabilir ki Tutekin Bey? İnşallah Boğaç bu yenilgiyi unutur. Unutmayacak mı, ne yapacak? Hem bütün Alplerimiz bir değil midir? Bir kaya Alpine yenilmek onurdur. Öyle değil mi Ertuğrul Bey? Sana buraya gelme demiştim değil mi Noyan? Kadın kokusu senin sözlerinden ağır geldiyse elimden ne gelir Saadet? Gonca Gül Hatun'un acısı büyük. Yastadır. Ataşlı olan Tuğtekin'in alpını gördüm. Gonca Gül Hatun'un marifeti midir? Demek avın kokusunu aldın ha? Ne der Ataşlı olanın alpı? Ertuğrul'un kardeşi Dündar'la. Halime Hatun'un kardeşi. Şehzade Yiğit mi? Evet. Yarın Erzurum'dan obaya döneceklermiş. Eminim sen de şefkatli bir karşılama hazırlamak istersin bu çocuklara. Şefkat göstereceğimden emin olabilirsin. Lakin Şehzade Yiğit, onun damarlarında asil kan dolaşır. Toprak içsin istemem. Anlarım ki sonuna kadar sen içmek istersin. Gece bir arada olmamıza vesile olan asıl meseleye gelmek isterim. Müsaaden olursa Tuğtekin Bey'im. Buyur Ayman Hanım. Doğan, Bamsı ve Turgut Alpler gibi kendi oğullarımla birlikte elimde büyümüştür. Tıpkı Korkut Bey'in ve Duru Hatun'un ellerinde büyüttükleri Banu Çiçek gibi. Eyvallah. Bu gençler birbirlerine gönül vermişler Tuğtekin Bey'im. Bizden müsaade alıp yuva kurmak, nice hayırlı evlatlar yetiştirmek isterler. Bu vesileyle Korkut Bey'imin size emaneti olan Banu Çiçeği, Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle Ertuğrul'un Alp'i Doğan'a isteriz. Doğan Alp'te, Banu Çiçek'te her iki obanın yüz akıdır. Her ikisi de her iki obanın namusunu korumak için nice yollardan geçip canlarını ortaya koymuşlardır. İkisinin de gözümüzdeki yeri kıymetlidir. Ertuğrul Bey'im de destur verirse Doğan Alp ve Banu Çiçek'in mutluluğu, yuva kurması bizi mutlu eder. Allah onları bir ve mutlu etsin. Anam da siz de uygun gördüyseniz onların mutluluğu bizleri mutlu eder. Eyvallah Ertuğrul Bey'im, eyvallah. Çiçek Hatun. Buyur Bey'im. Ömrünü babama ve otağımıza adadın. Bundan gayrı ömrünü kocana ve kayı obasına adayacaksın. Bunu bilir de bu yiğit Alp'i öyle istersin değil mi? Bilirim Tuğtekin Bey'im. Dodurga obasına da size de canım feda. Lakin benim kaderimin de gönlümün yolu da Doğan Alp ile çizilmiştir. Eyvallah. Doğan Alp, senin diyeceğin bir şey var mı?
Allah sizlere zeval vermesin Tutekin Bey'im. Bu kutlu Nevruz gününde bizlere destur verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Eyvallah. O vakit Allah mutlu etsin sizleri. Bamsı. Doğan da evleniyor. Gayrı sıra sendedir kardeş. Bizim avradımız pusatımızdır. Kardeşler, Tutekin Bey Banu Çiçeği bana verdi! Kardeşim benim, hayırlı olsun. Kardeşim benim, gözün aydın. Kardeşim gözün aydın. Madem evleniyorsun, düğün armağanını erkenden vermek isterim. Buyur kardeş. Bu ne lan? Yeni pusatın. Kardeş, şimdi Banu Çiçek Hatun seni talime salmaz. Turalı kardeşle talim edesin diye yaptı Turgut kardeşim. Hayırlı olsun kardeş. Toyda konuşulacak önemli meseleler vardır. Geç olmadan bunları konuşmakta fayda görürüm. Mesele göç mü Ayman? Göç de var tabii. Vakti gelmişti. Lakin başka önemli meseleler de var. Beylere haber salarım. Yarın toyumuzu yaparız hayırlısıyla. Ben de sizlerle bu meseleyi konuşmak isterim. Lakin bilin ki çadırları söküp sürüleri toplayıp yola çıkacağımız bir göç olmayacaktır bu. Saadet'in köpek. Ertuğrul Bey doğru der. Koruyup kolladığı katilin hesabını soracağını söylemişti. Başımıza nasıl bir bela musallat ettiğini yakında göreceğiz. İki oba bir arada olduğu sürece bir halt edemeyecektir. Doğru dersin abi. Lakin elinde devletin mührü oldukça ondan her şey beklenir. Affet beni baba. Affet. Bunu yapmak zorundayım. Noyan.
Bana doğduğum toprakları hatırlatırsın hatun. Yağmurları, gözlerinden akan yaşlar gibi tuzludur Gobi çölünün. Gözlerin kadar ıssız. Gün vakti nefesin kadar sıcaktır rüzgarlar. Gecesi yüreğin kadar soğuk. Güneş ıssız çölü yakıp kavururken kayaların arkasına saklanan hiç erimeyen buzlarla teselli olmak düşerdi bana. Benden ne istersin Noyan? Gözlerinin ıssızlığında kaybolmak, nefesinin sıcaklığında erimek isterim. Yarın şehzadeyle işim bittiği vakit gelip seni alacağım. Beni bekleyesin. Nasıl özledim Yiğit'imi. İlk kez bu kadar ayrı kaldık birbirimizden. Vakit geçtikçe içimdeki hasret büyür. İnşallah tez vakitte sağ salim gelirler. İnşallah beyim. Lakin Yiğit'im de Dündar da obaya dönene de korkularım geçmeyecek. Bilirsin. Şehzade olması kardeşime rahat yüzü göstermedi. Ne çileler çektik, ne badireler atlattık. Başına bir hal gelmesinden korkarım. Sağ olasın. Buyurun beyler, buyurun. Hayme Hatun, obanın meseleleriyle ilgili beylerimizle görüşmek istemiştir. Toyumuzu kendisi de uygun görürse
büyüğümüz olan Hayme Ana'nın idare etmesini isterim. Eyvallah Tutekin Bey. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Ya Bismillah. Beylerim, yiğitlerim, boyumun uluları. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Hal yoluna koyulması gereken meselelerimiz vardır. Lakin evvela alp başı olan Gündoğdu Bey'e söz vermek isterim. Kendilerinin bize diyecekleri vardır. Buyur Gündoğdu Bey. Allah nasip ederse toydan sonra Hayme Anam'la birlikte Artuk Bey'in tavsiye ettiği bir hekimi görmek üzere Erzurum'a gideceğim. Benim kolumun durumu muallaktır. Bu vaziyetteyken alplerin de ahalinin de emniyetini tehlikeye atmamak adına ben baş alplik görevinden çekildiğimi açıklıyorum. Bu kararınız bizi hayli üzmüştür Gündoğdu Bey'im. Eyvallah beyim. Hayırlısı böyleymiş. Eğer siz de bir mani görmezseniz, iki obanın emniyeti için bu toyda baş alpin seçilmesini isterim. Hele ki Emir Saadettin ve Noyan'ın obalarımıza huzur vermeyeceği aşikarken. Ben alp başı olarak Ertuğrul Bey'i görmek isterim. Tabii kendisi de uygun görürse. Doğru. Doğru. Ertuğrul Bey'imiz en doğrusudur. Alp başımızın Ertuğrul Bey olmasını isteriz. Doğrudur. Ertuğrul Bey alp başı olmalıdır. Doğru. Doğrudur. Doğru. Doğrudur. Eyvallah. Eyvallah. Her şeyden evvel böyle mühim bir vazifeye beni layık gördüğünüz için şeref duydum. Lakin bu vazifeden evvel hal yoluna koymam gereken başka meseleler vardır. Ertuğrul Bey'in baş alplikten daha mühim bir meselesi varsa muhakkak vakti gelince bize söyleyecektir. O vakit ben kendi adayımı açıklamak isterim. Sungur Tekin Bey. Sungur Tekin Bey, sen ne dersin bu işe? Beyler de uygun görürse bu kutlu vazifeyi şerefle taşımak isterim. Bir DJ olan var mıdır? Sungur Tekin Bey'in baş alpliğini biz de isteriz Hayme Hatun. Sungur Tekin Bey'in baş alp olması obaya güç katacaktır Hayme Hatun. Doğrudur. Sungur Tekin Bey'i alplerimizin başında görmeyi biz de isteriz. Tutekin Bey'im. Sungur Tekin gibi bir beyin baş alpliği bizlere onur verir. Eyvallah. Sungur Tekin Bey'im, bu kutlu vazifen hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun kardeşim.
Bela nereden gelirse gelsin, son nefesime kadar alplarımızın başında duracağımı bilmenizi isterim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun, hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun, kutlu olsun Sungur Tekin beyim. Hayırlı olsun. Kutlu olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Vakit geldi oğlu Bilge. Ertuğrul da, avradı da, doğmamış çocuğu da her geçen gün yavaş yavaş tuzağıma düşecekler. Süleyman Şah'ın otağında yaşayıp da kılıcımdan nasibini almayan kalmayacak. Ya köpek? Bırak o yularımı elinde tuttuğunu sansın. İntikam için sürdüğüm atın toynağı bile olamayacağını, kellesini alacağım vakit görecektir. Hiç kimse Murat'a ihanet edip sağ kalamaz. Vakti gelince köpek de itim Tangut'un yanına gidecek. Sonsuza dek yer altındaki ruhlarla azap çekecek. Erlik Han'ın azabından o da nasibini alacak. Bu gece büyük bir ziyafet hazırlayasınız. Esirlerimle birlikte nadide bir misafirim olacak. Emredersin Burhan. Cenk edip dolaştığımız, nice kan alıp kan döktüğümüz bu topraklar kutumuz olsun. Kutumuz olsun! Hanlar Hanı Cengiz Han'ın yolundan giden yiğit nökerlerim. İntikam vaktidir. İntikam için. İntikam için! Kan için! Kanımız oraya feda olsun! İntikamımız kutlu olsun! İntikam için! Kan için! Kanımız oraya feda olsun! İntikamımız kutlu olsun! İntikam için! Kan için! Yaşadığımız bunca acıdan sonra gördüm ki bir olmak bizi güçlü kılmıştır. İki obanın da hem Moğol'a karşı hem de içimizdeki hainlere karşı kader birliğinin devam etmesini isterim. Tuğtekin Bey'im doğru söyler. Kayılar, Dodurgalılar kader ortağıdır. Dost da düşman da bunu böyle bellemiş. Gücümüze güç katmıştır. Doğru söylersin beyim. O vakit göç meselesinin konuşulma vakti gelmiştir. Bence en doğru yer Ahlat'tır. Ahlat'ın bereketli dağları sürümüzü büyütmek için en uygun yerdir. Sultanımızın ihya ettiği Ahlat ile ticaretimiz de kuvvetlenecektir. Ahlat ticaret yolunun da üzerindedir. Benim de gönlümden geçen yer orası. Kısmet olursa hemen yola çıkabiliriz beyim. Yol da düzgündür, tehlike de yoktur. Tez zamanda varıp yerleşiriz. Yaşlılar ve çocuklar aheste gelir. Kimse de yollarda sefil olmaz. Başka diyeceği olan var mıdır? Müsaadeniz olursa ben varım Ayman'a. Buyur Ertuğrul Bey. Söz senin. Oğuz'un yiğit beyleri. İki obanın kader birliği elbette takdir edilesidir. Bunca fitneyle, bunca uğursuz düşmanla omuz omuza cenk ederken ben de şunu gördüm. Bizlerin, sürülerimizin değil, kaderimizin çizildiği kutlu yolda göç etme vakti gelmiştir. Bu nasıl bir kutlu yoldur beyim? Göç sürüler için yapılmaz mı? Ertuğrul beyim de hele. Aklından neler geçmektedir? Kutlu yol bizler için gaza yoludur. Kutlu yol iki cihan arasında kalan obalarımızın cihat yoludur. Biz sürümüzün peşinde oldukça ne Oğuz'un töresi kalır, ne alplik, ne de huzur. Esen her rüzgar, yağan her yağmur bizi bizden alıp götürecektir.
Sözlerin her yiğidin içinde uyuyan aslanı coşturur Ertuğrul Bey'im. Lakin cihanın bir ucunu elinde tutan Moğol'a karşı gaza dersen, iki obayı da bilinmez bir yolculuğa sokmuş olmaz mıyız? Gaza da, cihat da Moğol'la değil, güneşin battığı topraklardadır. Devletimizin Bizans sınırında. Destur, Emir Hazretleri Saadettin Köpek. Buyurun. Dün gece Noyan geldi. Biliyorum, evet. Dün gece beni ziyarete geldi. Şehzadeyle işi bittiğinde gelip beni götüreceğini söyledi. Gidecek misin? Menzilimizin takipçisi olmak, şehzade ve dündarın akıbetini görmek isterim. Güzel. Yalnız dikkat et. Noyan benim emrimde olduğunu öğrenmesin. Yoksa gözünün yaşına bakmaz. O güzel gözlerini uyuverir. Merak etmeyin Emir Hazretleri. Gereğini yaparım. Güzel. Güzel. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Bunca beladan, dertten kurtulmuşken bizi yine belanın kucağına mı atmak istersin? Bu cihanda otağımın, obamın namusunu, şerefine emanet edeceğim birini göster deseler, hiç tereddüt etmem seni gösteririm Ertuğrul Bey. Eyvallah Tutekin Bey. Lakin ben sadece kendimden mesul değilim. Gündoğdu Bey'in dediği gibi iki obayı da bilinmez bir yolculuğa sokmayı doğru bulmam. Ertuğrul Bey bize bambaşka bir göç yolu teklif etmiştir. Bu meseleyi iki obanın beyleriyle istişare etmek isterim. Ayma Ana, neyi istişare etmek istersiniz anlamam. Anlamak da istemem. Ahali belli ki Ahlat'a göçmek ister. Bu ayan beyan ortadadır. Doğru söylüyorsun. Gündoğdu Bey, toy istişare makamıdır. Her beyin söz söyleme hakkı vardır. Muhakkak öyle. Lakin biz Ertuğrul Bey'in arzusu için iki oba Bizans sınırlarına mı göçeceğiz? Buradaki beylere sorun bakalım. Bunca savaştan, yorgunluktan sonra kim böyle bir şey isteyecektir? Gündoğdu Bey'im, Noyan'ın fitnesi de, Saadettin Köpeğin belaları da daha bitmemiştir. Obalarımızın kaderini tatlı hayallere kurban edemeyiz. Ertuğrul Bey, Allah aşkına senin istediğin olduğu gibi ortada. Sor bakalım buradaki beylere, kim Bizans'la yeniden savaşmak isteyecektir? Ben bu meselenin istişare edilmesinden yanayım. Her iki obanın alt başı olarak ben de istişare edilmesinden yanayım Gündoğdu Bey. Ertuğrul Bey'in teklifini istişare etmek isteyen varsa elini kaldırsın. Hayır kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmaz.
bir diyeceğin var mıdır Ertuğrul Bey? Vardır Ayman'a. Buyur, söz senin. Bilesiniz ki sadece bizlerin değil, tüm Oğuz boylarının kaderinin çizildiği topraklar, güneşin battığı, bizimse doğacağımız topraklardır. Bizleri hastalıklı ihtirasların, kudretsiz makamların şerrinden koruyacak, ulu çınarımızın köklerini salacağı topraklar Bizans sınırındadır. Gazayla, cihatla, fetihle ancak bir ve diri olunur. Bunlar benim son sözlerimdir. Gayrı benim için göç vakti gelmiştir. Bana inanan, göğsünde imanla bu yola koyulmak isteyen kim varsa kuşkusuz benimle gelecektir. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Müsaadenizle. Daha önce hiç böyle görmemiştim. Kardeş, böyle duracağım mı? Durmayacağız elbet. Gidelim peşinden. İstemezse geri döneriz. Hadi atlara. Anamı, ağabeylerimi, hepsini çok özlerim Yiğit. Benim de ablam burnumda tutuyor. En çok Sungurtekin abimi merak ederim. Onu hiç görmedin mi? Ben bebekken obadan ayrılmış. Görsem de tanımam. Yolumuz az kaldı Dündar Bey. Yakında ağabeyine tanışacaksın Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşim, inşallah. Haber ver. İkisini de bulduk de. Sungur'um. Ertuğrul'a mukayyet olasın. Obanın ahvali ortadadır. Yeni bir maceraya atılacak durumda değiliz.
Halime, Selcan. Biz yokken Dündar'la Yiğit geldin, onlara iyi bakın. Biz zaten tez vakitte döneceğiz. İnşallah ana. Yolunuz açık olsun. Aklınız burada kalmasın. Merak etme Esin ana. Gündoğdu Bey'in şifasını bulsun da. Gökçe kızım. Hayli zamandır çok üzgünsün. Bize söyleyemediğin bir derdin mi var? Yok Armağan'ı. Yoktur bir şeyim. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. İyi yolculuklar benim. Allah'a emanet olun kızım. Yolunuz açık olsun Hayme ana. Ana. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet Gündoğdu Bey. Sağ ol. Tez vakitte şifanı bulasın beyim. Vay Hoş geldin Selcan Hatun. Hoş bulduk beyim. Gündoğdu beyim gitti mi? Gitti. Allah kavuştursun. Sağ olasın. Şifasıyla döner inşallah. İnşallah beyim. Buyur seni dinlerim. Gökçe Bey'im, bir vakittir onu çok kederli görürüm. Yemeden içmeden kesilmiş, sararmış, solmuş. Senin avradındır. Gayrı sen müsaade etmedikçe bana laf düşmez. Lakin kardeşimi böyle görmeye yüreğim dayanmaz beyim. Selcan Hatun, gözümde kıymetin büyüktür. Merhametinle, cesaretinle, dürüstlüğünle otağımın baş tacısın. Lakin bu mesele Gökçe Hatun'la ikimizin arasındadır. Sizin aranızda ne mesele ola ki beyim? Ben Gökçe Hatun'a baktığımda senin için canını verecek, gerekirse ömrünü yoluna koyacak bir hatun görürüm. Ne meseleniz ola ki? Üzerime gelme Selcan Hatun. Seni kırmak istemem. Kardeşimi kırıp dökmüşsün. Paramparça etmişsin. Selcan Hatun. Beni kırsan, döksen, paramparça etsen sana gönül koyarım mı sanırsın beyim? Onu sevmesen otağın da bir an bile tutmayacağını, döşeğine sokmayacağını bilmem mi sanırsın? Gel etme. Birbirini seven iki insanın bu hale düşmesine gönlüm razı gelmez. Etme beyim. Bana yalan söyledi. Gönlünde Ertuğrul varken göz göre göre bana yalan söyledi. Bunu mu duymak istersin? Ha? Mesele bu mu beyim? Masum bir çocuğun masum hevesini mi dert eder oldun kendine? Masum mu? Sen buna masumun dersin. Bunu bana Gökçe söyledi Selcan Hatun. Ertuğrul Bey Halime Sultan'ı obaya getirdiği vakit yarama tuz bastım dedi. Lakin onu gönlümden atamadım dedi.
Halime Sultan onun avradı olduğunda yaramı kızgın demirlerle dağladım. Olmadı. Ertuğrul'u gönlümden söküp atamadım dedi. Ya sonra olanları demedi mi? Cenab-ı Allah seni onun karşısına çıkardığında her şeyi anladığını demedi mi? Sevdasının gerçek olmadığını, hakiki sevdayı senin gözlerinde, senin tatlı sözlerinde bulduğunu demedi mi? Ya nikahlandığınız gece? Mutluluğunu, huzurunu, heyecanını görmedin mi beyim? Ya bıçaklanması? Ha? Bana bir evlat veremeyecek olması ve bunu benden saklaması? Benden hakikati gizleyen bir hatunla ben otağımı nasıl paylaşırım? Allah'ın takdirine karışmak sana mı düştü Tuğtekin Bey'im? Nice evladımı doğmadan kaybettim. Nicesini emziremeden gündoğdum toprağa gömdüm. Rabbim bana bir evlat daha nasip etti. Şimdi tek dileğim onu kucağıma al, büyüdüğünü görebilmektir beyim. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Allah'ın takdiri Gökçe'nin sana olan sevgi ve aşkıdır. Etme beyim. Seni sevene, senin de sevdiğine bu zulmü etme. Otağımdaki mesele otağımda kalsın isterim Sercan Hatun. Var git yoluna. Bırak. Herkes kendi acısıyla kavrulsun. Hazır mıyız? Beyim neredeyse hazırız. Toparlanıyor alpler. Peki ne zaman yola çıkarız? Siz hazır olunca. Peki tamam. Hazırsan tez yola koyulalım. Pek bir yolumuz kalmadı. Durduğumuz kabahat. Ve yiğitmen kaçın! Elleri yalnız koymayın! Tez obaya haber sal kardeş. Acele et. Başınızı gövdenizden ayırmak benim için zevk olacak. Oh!
neden kaçıyoruz? Neden vuruşmuyoruz? Olmaz beyim. Sayıları çok fazla. Baş edemeyiz. Siz sağ salim götürmek vazifemiz. Siz devam edin. Hadi hadi. Hadi Yiğit. Direnemezsiniz. Teslim olun. Teslim olmak yok Yiğit. Teslim olursak ölürüz. Teslim olmayı aklımdan bile geçirmem Dündar Bey. Teslim olun. O yana direnemezsiniz. Yedim. 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 Ertuğrul Bey'im. Yetişin. Dündar Bey ve Yiğit Alp. Canları tehlikede. Aşağıdaki bayırdalar. Kim yaptı bunu? Bırakın o elinizdekileri. Benim meselem sizinle değildir. Hem iki veletle benim ne meselem olabilir ki? Benim meselem Ertuğrul'la. Bırakın dedim. Doyan!